Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu çantaları anlatmak istedim. Cıvıl cıvıl, rengarenk ve çok kullanışlı. İşte çarşı pazar gezerken, sahillerde yürürken, işte konserlerde, eğlence yerlerinde çok çok fazla şeyler taşımak istemediğimiz zamanlarda ve özellikle de yürüyüşlerde kullanabileceğimiz telefon, bozuk para, kart alabilecek ölçüde. Genişçe çantalar bunlar. Dümdüz örüyoruz. Şunları zamanında almışım. Bunları da bu çantalarda bir kısmını değerlendirdim. Çok beğenildi. Çok sevildi bu çantalar. Ölçülerini de hemen vereceğim ben size. Şu ebat önce vereyim. Şöyle. Tabii ki siz çantanıza göre 11'e 18 bayağı 17. Bayağı derinliği olan çantalar. Kendi telefonunuza göre bunu büyütüp küçültmek size kalmış. Yani bunlar illa bundan olması gerekmiyor. Bir sürü boncuklu ya da sadece püsküllü onlar da olabilir. Hangisini beğeniyorsanız ki bütün tuhafiyelerde artık bunlardan çeşidi var. Ve çok ucuz. 2 liraya 3 liraya sadece şuraya geçecek kadar 2 sıra. Ben 2 sıra yaptım. Yarım metre yeter de artar bile çantalarınız için. Hani rengarenk yaparsınız, rengarenk takarsınız. Çünkü ipi de çok az gittiği için çok maliyetsiz çantalarınız olur rengarenk. Şimdi hemen tabandan örmeye başlayalım. Şu kalan ipleri değerlendirmek için çok ideal bu çantalar. Çok az ip gidiyor çünkü. Hatta çok çok daha az ipliklerle 2 renk, 3 renk bile örebilirsiniz. Aralara süsler, püsküller koyabilirsiniz. Yani kendi dizaynınızı kendiniz yaparsınız. Bu orta kalınlıkta, o yüzden de tığda 3 numara kullanıyorum. Çünkü şu çantaların böyle sert, sıkı olması gerekiyor. Çantada biraz tığ daha düşük ölçülerde kullanalım ki çantalar daha diri olsun. 20 zincir çekeceğim ve trabzan yapacağım üstlerini. Ben şimdi bu zinciri bir çekeyim. 20 zincir. 2 zincir daha çekiyorum. Üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4.'cüye trabzan. Sıra sonuna kadar her bir zincirin üzerine ikili trabzan. Hiç atlamadan 20 trabzan yapıyoruz. 20 trabzan yaptık. Zincir sayısı da tam oldu. Şimdi tam karşılığına burada nasıl battıysak öyle tam karşılığını örüyoruz. Üzerine atıyoruz. Hemen aynı ilmeğe bir daha batıyoruz. Sonra şuradaki sırasına göre karşılığına her trabzanın karşılığına batarak İkili trabzanları sıra sonuna kadar örüyoruz. Zaten hemen döndü. On dokuz oldu. Şuradaki zincirin ilk trabzanımız zincirdi. Onun da dibine batıp 20. Hemen karşılığına şu zincir trabzanın hemen en üstüne bağlıyorum. Evet. Şimdi bir üst sıraya 1, 2, 3 zincir doluyoruz. Hemen yanına her bir trabzanın gördüğümüz her trabzanın üzerine bir trabzan. Arttırma, eksiltme yok. Olduğu gibi örüyoruz. Yukarı çıkışımız da bu şekilde. Böyle örüyoruz. Şu örgünün yarısında gene bir ebat göstereyim ben size.
Çantanın sapı şu kenar kaydırma yöntemiyle yaptığımız kenar bittikten sonra ipi hiç koparmadan istediğimiz kadar zincir 1,20 santim yani 1 metre 20 santim yeterli. Ama tabii kendinize göre yapacaksınız. Zincir çekeceksiniz, geleceksiniz. Diğer çantalarda yaptığımız gibi bu tarafa takıyoruz zinciri, bağlıyoruz. Sonra bir kere daha batıyoruz karşılıklı ki sağlam olsun. Diğer çantalarda bunun yapılışı var. Tekrar tekrar yani kendimi tekrarlamak istemiyorum. O yüzden vaktinizi de çalmayayım. Böyle söyleyeyim daha iyi. Buraya bağlıyoruz zinciri. Sonra tekrar o zincirin üzerinden şurada yaptığımız örme tekniğini örerek geliyoruz. Ve ipi kesip yakıp daha doğrusu yakın çünkü bu sökülür. Arkada kaybediyoruz ve temiz bir görüntü oluşuyor. Çantanın tamamı bu kadar. Ben 8 sıra ördüm. Şu ağız kısmını videoyu uzatmamak için hemen burada göstereyim. Şu çantanın ağız kısmı olarak düşünelim. Şöyle kaydırma yöntemiyle ilmeği alıyorum, diğerinden geçiriyorum. İlmeği alıyorum, diğerinden geçiriyorum. Şöyle şu ağız kısmı daha sert ve daha dolgun oluyor. Şuralarda olduğu gibi. Hepsinde yaptım bunu. Sonra boncuklardan bir tane bir sıra şöyle yapıştırdım. Hatta şunu yapıştırarak yaptım. Diğerlerini diktim. Bunu yapıştırdım. Şöyle ister dikin, ister yapıştırın. Bir sıra bana yeterli gelmedi. Zayıf kaldı. İki sıra diktim. Şu üç tanesini diktim. Bunu yapıştırdım. Gayet de güzel oldu. Hiç korkmayın. Bozulmaz, yıkanır. Polyester ip olduğu için leke de tutmuyor. Hemen suyun altında şöyle şöyle yapsanız akar gider. İsterseniz bembeyaz örün. Hiç korkmayın. Gayet güzel kullanırsınız ve yıllarca kullanırsınız. Bu ipler kolay kolay yıpranmıyor çünkü. Bu boncuklar çeşidi var. Püskül alabilirsiniz. Veya elinizde çok az ip var da iki renk, üç renk yapabilirsiniz. Her renge metal aparatlar var. Onlardan takabilirsiniz. Yani dizayn tamamen size kalmış. Bir de lütfen videolarımdan bakarak yaptıklarınızı çantanı turkuaza gönderirseniz ben hikayemde paylaşmaktan mutluluk duyarım. Birilerine ulaştığı için videolarım çok sevinirim ve kendimi hiç yalnız hissetmem bu kanalda. Bekliyorum yaptıklarınızı. Zevkle ve mutlulukla paylaşacağım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.